Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Ortam, mekan fark etmez. Mehmet Hoca Affetmez güzel arkadaşım. Şimdi diyeceksin ki hocam sen neredesin diyeceksin. İstanbul'da video çekimleri için gelmiştim ama hiç fark etmez abi. Ortam neresi olursa olsun o videolar zamanında sana yetişecek. O videolar sana bir şekilde ulaşacak. Şu an otel odasındayım, odamdayım. Akşam vakti bu videoyu sana çekeceğim. O yüzden çok da bağırmayacağım. Onu da söylemiş olayım. Kaldığımız yerden 9. sınıf matematikte ne yapıyoruz? Üstlü sayılarda yolumuza devam ediyoruz güzel arkadaşım. Malumun güncel müfredatı çekiyoruz. Birçok kaynakta falan görüyorsun ama en doğrusunu, en böyle meple uyumlusunu inan burada beraber götürüyoruz. seninle birlikte Gönlüm bir kere burada çok rahat etsin. Hazırsan hiç lafı uzatmıyorum. Ne diyorum? ortam mekan fark etmez. Mehmet hoca ve sen ben affetmeyiz abi. Gönder gelmedi. Gönder, gönder gelsin dedim. Üstü sayıların 3. dersiyle yolumuza devam ediyoruz. Ve üstü sayıların 3. dersine ne anlatacaksın hocam? Bak üstü sayılarda çarpmayı anlatacağım. Yine üstü sayılarda bölmeyi anlatacağım. Bunlarla ilgili örnekleri beraber çözeceğiz. Yetmeyecek. Bir de ne yapacağız? Üstü sayılarda seninle birlikte soru avcısı yapacağız. Çok güzel 7 tane sorun var. Bizi geliştirecek 7 tane sorun var. Ama onlara geçmeden önce hani Mebim bu sene izinden istediği özel bir durum vardı demiştim. Hatırlıyor musun? Özellikle ne istiyordu? Tamam tanımları, kavramları çok iyi bileceksin. Ama bir de bunların nereden geldiğini yani ispatlarını çok iyi bileceksin. Biz ne yapacağız? Seninle birlikte aynı zamanda bunların da ispatlarını yapacağız. Bak üstü gösterimlerde çarpma yapacağız. Nedir bu çarpmanın mantığı? Bir bakalım. Tabanları aynı olan iki üslü ifade çarpılırsa üstler toplanarak o tabana üs olarak yazılır. M ve N sayma sayısı olmak üzere. Şimdi benim elimde ne var güzel arkadaşım? A üssü M çarpı A üssü N var. Bak kanıtıyla ispatıyla yapacağım ama önce formülü yazalım. A üssü şeklinde başlıyorum. Tabanlar aynıysa ki gerçekten aynı olduğunu gösterelim. İkisinde de A tabanı var. Üstleri ne yapıyorsun? Topluyorsun. A üzeri M artı ne? Olay bu kadar. Peki neden böyle hocam? Bak bu nedenleri anlamıyorsak, fark etmiyorsak hiçbir anlamı da yok bu yaptıklarımızın. A üssü M'nin anlamı nedir? A'yı yan yana kaç tane çarpıyorsun? M tane. Doğru mu? Şimdi a üstü n'nin anlamı nedir? Çarpı dedim yola devam ettim. Aynı a'dan bu sefer yan yana kaç tane çarpıyorsun? N tane çarpıyorsun. E üstü sayıların genel mantığı nasıldı? Yan yana aynı sayıdan kaç tane çarpmışız? M tane oradan N tane oradan. Toplamda M artı N tane çarptın. Peki taban ne? Tabana üstünde de var? M artı N var. İşte ispatı kanıtı da bu şekilde yapılıyor. Anlaştık mı? Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Gel. Hocam üstü sayılarda bölme nasıl yapılıyor? Şimdi eğer senin yine tabanların aynıysa iki tane üstü ifadeyle birbirine bölmeye çalışıyorsan üstleri birbirinden çıkartıyorsun. Aynı tabana üst olarak yazıyorsun. Bu ne demek? Hocam bizim elimizde A üstü M var. A üstü N var. Bunlar bölüm durumunda. İlk baktığımız nokta neresi? Tabanları. Eğer tabanları aynıysa biz üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Şimdi neden? Neden çıkarılıyor hocam? Bunu, yani bunun bir mantığı olmalı. İşte o mantığı gösteriyorum. Şimdi normal şartlarda A üstü M böyle A üstü N yazıyorum ya. A üstü M'nin anlamı nedir? Yan yana M tane A'yı çarpım durumunda yazıyorsun. Tamam hocam yazdım. Böyle dedim aşağı indim. Yan yana N tane A'yı çarpım durumunda da bu tarafa yazdım mı? Yazdım. Bölüm durumunda normal şartlarda ne yapılır? E, sadeleştirme yapılır hocam aynı ifade varsa. Biz şöyle kabul edelim. M ifadesinin E ifadesinden daha büyük bir ifade olsun. Bak bu şekilde sadeleştirmeler yapıyorum. Sadeleştirmeler yapınca dikkat et. Yukarıdaki M taneden aslında N tane ifadeyi ne yaptım? Götürdüm, sadeleştim. Geriye kalan buradaki grup ne olmuş oldu? Diyelim ki sadeleşince bu arkadaşlarla hepsi. Hocam bizde M tane yukarıda vardı, N tane aşağıda vardı. Birbirinden ne yapacağım? Çıkartacağım. Çünkü sadeleştirince götürüyorsun o ifadeleri geri. Peki ben bunu neyin üstüne yazacağım? A'nın üstüne M-N olarak yazıyor. Dedik ya, bak iki tane kural. Biri çarpma için, biri bölme için. Ya da farklı iki durum daha var. Onu da göstermekte fayda var. Çünkü onlardan da soru gelebiliyor. Şimdi bilmemiz gereken bir durum daha şu. Az önce biz nelere dikkat ediyorduk çarpma bölme yaparken? Tabanlarının aynı olmasına dikkat ediyorduk. Ya ben yine çarpma bölme yapacağım. Ama bu sefer tabanları aynı değil. Üstleri aynı. Eğer üstleri aynıysa ne yapıyorsun? Bunları ortak üst şeklinde yazıyorsun. A çarpı B üssü x. Anlaştık mı? Mesela bak buna şöyle bir örnek yazabilirim. 3 üssü x çarpı 5 üssü x. X'in de üssü x olduğu için 3 çarpı 5 üzeri x'i yazar mıyım? Onun da cevabı 15 üzeri x mi? Mükemmelsin. Şimdi 40 üzeri x ifadesi aslında 4 çarpı 10 üssü x şeklinde yazılır mı? Bak içerisini hiç değiştirmedim. O zaman bu üs aslında hem buna ait hem buna aittir diyebilir miyim? Yani 4 üzeri x çarpı 10 üzeri x der miyim? Aynen öyle. İşte bu buradaki kural da oralarda çok karşımıza geliyor. Hocam yine burada x var. Yine burada x var. Bölüm durumunda üstler birbirinin aynıysa ne yapıyorsun? Tabanları aynı üst içerisinde topluyorsun. Olayı bitiriyorsun. Oldu mu? Hocam peki yani e, bunun da ispatını yapmaya gerek var mı? Bunun ispatı daha aşikar olduğu için. Görmesi çok daha kolay. İstersen aç teknik. Hadi göstereyim mi Göstermeden olur mu? Bak gösterdim. Şimdi şuraya kadar kaç tane yazdım? X tane yazdım. Böyle dedim. Şuraya kadar kaç tane yazdım? B'den. Yine X tane yazdım. Peki ne yapacaksın hocam? Bak şu arkadaşı al. Burada ne var? A bölü B var. Çarpı. Burada ne var? A bölü B var. Çarpı nokta nokta nokta. Burada ne var? A bölü B var. Peki burada kaç tane var aynısında? X tane var. Ha, şimdi olay anlaşıldı. A bölü B üssü X şeklinde bu şekilde yazabiliriz. Oldu mu? Nasıl gidiyor buraya kadar? Var mı sıkıntı? Hocam ortam çok farklı. Benim kafa... Ulan arkada televizyon açık kalmış. Tam da açtım. Baby TV falan kalmış ya. Zarar yok. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Gel. Kaldığımız yerden devam bakalım. Hocam 4'ün karesi çarpı 4 üzeri 8. Neye bakıyorsun? Tabanların aynı olmasına. Tabanlar aynıysa üstleri ne yaparsın? Toplarsın. 4 üzeri 2 artı 8'den 4 üzeri 10. İşlemi tamamla yapmana hiç gerek yok. Öyle bırakabilirsin. Hocam tabanlar aynı mı? Kontrol ettim. Aynı. O zaman üstleri ne yapıyorum? 8 eksi 6 artı 9. Nasılsa o şekilde işlemleri yapıyorsun. 8'den 6 çıktı. 2. 9 2 daha ne yaptı? 11. X üssü 11. O da bitti. Geldim buraya. Hocam tabanlar aynı mı? Aynı. Aynı tabanları birleştiriyorum. Üstte ne yazıyorum? 5 eksi 3. Bak aslında birbirlerini çıkarmıyorum burada. Dikkat et. 5 eksi 3 yazıyor. Toplasam da aynı şey zaten. Tamam mı? Peki Allah kaydı biraz. 1 Bir bölü 3 üssü ne yazacaksın artık? 2 yazacaksın. Mesela bu işlemi yaparsın. 1 bölü 3 üssü 2 ne demektir? Aynı sayıyı yan yana yaz çarp demektir. Buradan da elde ettiğin cevap ne olacaktır? 1 bölü 9. Gönder gelsin mi hocam be? Vallahi gaza geldik. Bak burası enteresan. Burası enteresan. Dikkat et. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Tabanlar aynı. E peki hocam bu arkadaş ne yapıyor? O arkadaş ne yapıyor? Ben sana göstereyim. Şimdi normalde a üzeri eksi 1 yazınca sen ona ne yazabiliyordun? 1 bölü a yazıyordun. Bak bak tamam bunda sıkıntı yok hocam. Peki 1 bölü 2 üzeri eksi 1 yazarsan ne yaparsın? Ters çevirsin 2 yazarsın. Peki 2 bölü 3 üssü eksi 1 yazarsan ne yaparsın? 3 bölü 2 yazarsın. Öyle değil mi? Öyle. Peki bunu verirsem buna çeviremez misin? Ya da şöyle söyleyeyim. 3 bölü 2 üssü 4 olsun. Ben buna takla attırırsam üssü ne yapıyor aslında? İşaret değiştiriyor. Yani artı 4'ten neye dönüşüyor? Eksi 4'e dönüşüyor. Yani bir sayının içeride takla atması demek üssünün işaret değiştirmesi demektir. Bunun mantığını aslında geçen ders gördük biz. Peki gel. 3 bölü 4, 3 bölü 4 tabanlar aynı hocam. Bunlar tabanlar aynı. Üstler çarpım durumunda toplanır. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. Çarpı. Hocam burada yalnız 4 bölü 3 var. Bunlar bu haliyle işleme giremez. Heh, ben de onu söylemeye çalışıyorum işte. Bak 3 bölü 4 var. Diğerinde 4 bölü 3 var. Bunların tabanlara aynı değil. O zaman birincisine hiç dokunma bak. 3 bölü 4 üstü 4 olarak kalsın. Bir sayının içeride takla atması demek üstünün ne yapması demekti? De? İşaret değiştirme. Olay şimdi çözüldü işte. Neden şimdi çözüldü diyorum? Hocam baksana 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 üzeri eksi 2 değerinde 4 var. Tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılır? Toplanır. Gerçi burada 4 eksi 2'den dolayı ne kaldı? 2. Olay bitti. Hatta bak bunun karesini almak demek sırayla karesini al. 9. 4'ün karesi 16. Olayı bitirdik. Peki eksi 3, eksi 3, eksi 3. Hepsinin tabanı aynı. Eksi 3 üssü 8 artı 5 eksi 1 şeklinde yazdım. Eksi 3 üssü 5'ten 1 çıktı 4. 8, 4 tane geldi 12. Burada kritik bir şey daha var. Hocam bak bu eksi üstü çift kuvvet aslında 3 üzeri 12 ile eksi 3 üstü 12 aynı şey. Ola ki soruda seçenekli bir soru mesela test sorusu içerisinde bunu gördün abi yapıştıracağız. Var mı bizden kaçan soru? Yok 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 reme tayfa. Canavar gibi yola devam. Hocam tabanlar aynı mı aynı? Oo oh, yapıştırın valla. Bak 2x-1'i yazdım. Bunun üstünü yanına toplama işlemi olarak yazdık. Tamam mıdır? Ama hocam buraya eksi koydun demiyorsun artık. Değil mi? Şurada 3 tabanını yazdım. 2x'ten x'i çıkarttım. x kaldı. Eksi 1 diğeri artı 1. Aa bunlar gitti ya. 3 üzeri x. Bu kadar işte. Tertemiz. Hocam bak bunların tabanları aynı. Bu farklı. O farklı olan kenarda kalacak o zaman. Eksi 2 üstü dedim. 8 ile 6'yı ne yapacaksın? Toplayacaksın. Çarpı yanında ne var? 2 üstü 4 var. Şimdi soruyorum sana. Eksi 2 üstü 8 artı 6 ne yapar? 14 yapar hocam. Bunu yazdım yanına 14. 2 üzeri 4'ümü koydum. Ve tekrar soruyorum. Arkadaş bunun içerisi eksi ama üstü nasıl kuvvet? Çift kuvvet. Üstü çift kuvvetse onu neye dönüştürüyordu? Pozitife dönüştürüyordu. Geçen ders yine gördün. 2 üzeri 14 Çarpı 2 üzeri 4 oldu burası. Peki sonuç olarak tabanlar aynıysa üstler toplandı. 2 üzeri 18 aradığım cevaptır. Var mı anlaşılmayan bir nokta burada? Galiba yok. Müthiş. O zaman ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Yalnız ben susadım ya. Su da tam orada kaldı. Dur alıp geliyorum. Bir yere ayrılma. Geliyorum hemen. Dur 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 dur. dur. Geliyorum. Burada da valizim var. Gözükmüyor hatta. Şuradan suyumuzu alalım gelelim. Vallahi susadım. Yandı. içim yandı. Yemin ediyorum içim yandı abi var ya. <laughs> Rehber matematik aslında ne demek biliyor musun? Tamam iyi bir matematik kanalı olabiliriz ya da senin tevazun diyelim. Ama bizim amacımız doğallık abi. Hem matematik anlatıyoruz bir de hem en doğal haliyle anlatıyoruz bu matematiği tamam Önemli olan o doğallığı kaybettik mi tamam. O iş bitmiş demektir bizim için. Biz doğallığımızı ilk günden beri bozmadık. 10 üzeri eksi 6 çarp bölü 10 üzeri 8. Ha şimdi bölme işlemi var. Bölme işlemi ne yapıyorduk? Bölme varsa önce tabanlara bakıyorduk. Tabanlar aynıysa bu iki arkadaşı bölebilirim diyordum. Bölmek demek üstleri birbirinden çıkarmak demek. Çıkarttım birbirinden ne kaldı? 10 üzeri eksi. 14 kaldı. Hatta dilersen bu sayıyı şöyle de yazabilirsin. 1 bölü 10 üssü 14. Artık hangisini istersen soru ya da senden hangisini istersen. O şekilde yaz bırak. Peki bak 5 üzeri 12 5 üzeri 9. 5 tabanı ortak. 12'den kaçı çıkarıyorum? 9'u. 12'den 9 çıktı. 5 üzeri kaç kaldı? 3. Hadi geçmiş olsun bu da bitti. Çarpım durumunda üstleri ne yapıyorsun? Topluyorsun. 6 artı 8 bölü 3 üssü eksi 2. Üstten ne geldi? 6, 8 daha 14 geldi hocam. Aşağıdan ne geldi? Eksi 2 geldi. Bölüm durumunda üstler ne yapılıyordu? Çıkarılıyordu. Bak eksi, eksi 2. Aman gider soru. Oradaki eksiyi koymadım mı? Vallahi gitti soru. Yazık edersin. Yazık etmek falan yok. Bunlar artı yaptı birbirine hocam. 3 üzeri 14, 2 daha 16. Yanındaki soru biraz zor ama. Onu söyleyeyim baştan. Hocam eksi 15 üzeri 4. Aslında nedir bu? 15 üzeri 4. Bunun da en fikiriz. Ama altında ne var? 5 üzeri 4. İşte kritik nokta gerçekten anlayıp anlamadığını çözeceğimiz nokta ne biliyor musun? 15 denen sayı hangi iki sayının çarpımı? 3 ile 5'in çarpımı. Üstünde kaç var? 4 var. Bak şuradaki kuralı kullanıyorum aslında. Bak şuradaki kuralı kullanıyorum. Öyle A, B çarpanına ayırıyorum ki üstleri ortak X hala duruyor. 15'i öyle çarpanı arıyorum ki 3 çarpı 5 üstündeki 4 hala duruyor. O zaman ben bu ifadeyi aslında şöyle yazabiliyor muymuşum? 3 üzeri 4 çarpı 5 üssü 4. Aşağıda ne var? 5 üssü 4 var. E cırt sana bunlar gitti. Geriye ne kaldı? 3 üssü 4. Sorarım sana 3 üssü 4 kaça eşit? 81. Hadi dağılın geçin. Gel 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 gel. Burada da bir numara var. Şimdi 3 üssü 5'i yazdım. Bundan yana zaten sıkıntı yaşamazsın ben diye. Yalnız 4 üzeri 5'te biraz toparlama yapacağım. Bir dahaki ders anlatacağım aslında üssün üssü mantığından ama hani daha anlatmadığım için belki de sen ortaokul bilginden biliyorsun. 4 üzeri 5 dediğin ifadeyi nasıl yazarsın? Ee, şöyle yazayım ben önce. 1, 2, 3, 4, 5 tane 4'ü yan yana çarpacaksın. 2 çarpı 2, 2 çarpı 2, 2 çarpı 2, 2 çarpı 2, 2 çarpı 2. Hocam burada kaç tane 2 oldu? Aslında 10 tane 2 yazdın. Demek ki 4 üzeri 5 yerine 2 üzeri 10 yazabilirsin ama bunun bir sonraki ders şunu öğreteceğim. 4 yerine yazabileceğin sayı 2 üstü 2'dir. Üstünde de 5 varsa eğer üstün üstü çarpılır 2 üstü 10 olur. Mantık da oradan geliyor. Şimdi 4 üzeri 5 yerine biz ne yazdık? 2 üstü 10 yazdık. Peki gel. Kritik vaka. 6 üzeri 5 aslında 3 ile 2'nin çarpımı mıdır? Bunun üstünde de kaç var? 5 var. Bu 5 kime ait? hem 3'e ait hem 2'ye ait. Yani 3 üssü 5 çarpı 2 üssü 5. Harika. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Artık tabanlar aynı mı? Tabanlar aynı. İşlem yapabilir miyim yaparım. Üstleri ne yapacağız? Birbirinden çıkaracağız. 10'dan 5'i çıkardım ne kaldı? 2 üssü 5. E ben bunun cevabını ezbere biliyorum. Umarım sen de biliyorsundur. Bunları bilmekte fayda var. 32 direkt cevabımız tamam mı? Devam bakalım. Hocam bölüm durumunda üstler ne yapılıyordu? Çıkarılıyordu. 3 x eksi 2 kalsın. Önüne eksi koydum. Eksi x artı 1 yazdım. Tamam mıyız? Devam. 3 üzeri x eksi 2. Eksiyi dağıt içeri. Eksi ile eksi birbirini götürdü. Artı oldu. Harika yakaladın. Şurada artı ile eksiyi çarptın. Eksi 1 oldu. Müthiş. Yukarıya geldim. 2 tane x oldu. Şu eksi 1 eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 3 oldu. Bitti mi sorumuz? Bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Şimdi böyle çok enteresan bir iki tane sorum var. Onları da bir çözelim. Sonra yavaş yavaş zorluk soruları seviyesini artıracak sorular. Bunlar kazanım soruları tabi. Soru avcısına gideceğiz. Daha derece testleri gelecek. Üslü sayıları bir bitirelim. Şimdi bak bakalım. 212 sayısının 8 katı kaça eşittir? Kolay gibi gözüküyor, değil mi? 2 üzeri 12 sayısının 8 katı. Aslında çok da zor değilmiş. Hocam 2 üzeri 12 mi yazdım? 8 dediğim sayı aslında 2 üssü 3 demekti. Tabanlar aynıysa da üstleri topladım. 12 artı 3'ten üstleri toplayınca ne geldi? 2 üssü 15. Bitti. İn oraya. 2 üssü 12 sayısının 8'de biri demek bu sayıyı 8'e böl demektir. Çünkü Türkçe karşılığı bu durumun. 2 üzeri 12 bölü 8 dediğim sayı 2 üssü 3'tü hocam. E bölüm durumunda tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkarıyorsun. 2 üstü 8. 12'den a 9 ya. 12'den 3 çıkınca 8 kalır mı hocam? 9 kalır. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Yorulduk mu biraz? Yok. Yorulmak yok. E bak hatta bizim refer matematikte şöyle bir tabiri vardır. Enerji tavan yola devam arkadaş. Enerji tavan yola devam. Gel. Mesela bak bunu soruyu özellikle yazmamın sebebi şu. Şimdi hepsinin tabanı 5 mi? Hepsinin tabanı 5. Ama arada bölme işlemi var, çarpma işlemi var. Yani önce çarpmayı mı yapacağım böyle? Hepsini aynı anda yapabilirsin. 5'i yazarsın tabana. Yazdın. Buradaki 9 ile buradaki eksi 4 toplam durumundadır. Yani 9 eksi 4 şeklinde oldu. Buradaki 6 bölüm durumunda olduğu için önüne eksi koyman lazım. Eksi 6 oldu. Bak burası ne yaptı? Eksi 10. 5, 9'dan 10 çıktı ne kaldı? Eksi 1 kaldı. E 5 üzeri eksi ne? 1 bir bölü 5. Bu da bitti mi? Bitti. Şimdi bakalım bunu yapabilecek miyiz? Aslında yine böyle üstü sayının tanımını verdiğim bir soru kısmında bunu da anlatmıştım ama burada bölme var bir de ekstra. 2 üzeri 8, 2 üzeri 8, 2 üzeri 8, 2 üzeri 8 topluyorum. Kaç tane? 32 tane. Neye bölüyorum? 2, 2, 2, 2, 2'nin çarpımını da biliyorum. 2'nin üssü bir şey elde edeceksin. Bana bu cevabı söyledi. Şimdi Arada eğer toplama işlemi varsa bunun anlamı şudur. 32 tane 2 üssü 8'i toplamak demek 32 ile 2 üssü 8'i çarpmak demektir. Bak bu şuradan geliyor. 3 artı 3 artı 3 artı 3 yazdım. Aslında burası kaça eşit? 12 eşit. Doğru mu? Aslında 1, 2, 3, 4 tane 3'ü topluyorsun. 4 kere 3'ten de ne geliyor? Bak 12 geliyor. Neden çarptığımı bence şimdi anladın bölü 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası ne? 2 üssü 5. Bir dakika işlemi hemen yapma. Çünkü 32 dediğin sayı 2 üssü 5 demektir. E yukarısı çarpım durumunda. Üstler toplanır. Ne oldu burası hocam? 8, 5 daha 13 yaptı. Altında ne var? 2 üssü 5 var. Aslında bunları yapmasak da olurmuş ya. Neden öyle diyeceksin hocam? Bak burada sadeleştirme var. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? 2 üssü 8 kaldı. Peki benim 2 üssü 8 dediğim sayı ee, neye eşitmiş? 2 üzeri x'e eşitmiş. E dikkat et. Demek ki x denen sayı kaç? 8. Vurdum cevabı 8'e. nerede gelsin yeni soruyu dedim. Hani bu çok büyük çok küçük sayılar vardı bizim bir zaman. Yine baktığımız bir önceki derste. Onunla bağlaştırıp sorduğumuz bir soru. Bu tarz soruda ne yapacaksın önce? 10 üzeri 12 var. 10 üzeri 12 var. 10 üzeri 12 var. Üstlü sayılarda toplama çıkarma yaparız hocam. Hemen yapalım o zaman. 9 da 8'i topluyorsun. 17. 17'den 2'yi çıkarıyorsun ne kaldı? 15. Yani kalan ifade şu. 15 çarpı 10 üssü 12. Burası tamam. Aşağı indim. Aşağısı ne? 5 çarpı 10 üssü 10. Bu da tamam hocam. Sadeleştirmeler varsa onlar yapılır. Cırt sana. Cırt sana burada ne kaldı? 3. Dikkat et burası 12. Burası 10. Bölüm durumunda üstler ne yapılıyordu? Birbirinden çıkarılıyordu. 3 çarpı 10 üzeri 12 eksi 10. Yani 3 çarpı 10 üssü 2. Ha illa ben bunu açacağım dersen sonuna 2 tane sıfır atıyorsun değil mi? 300. Vay yordu biraz sorular ama daha dur soru avcısına bile geçmedik konu anlatımındayız. Bol örnek var ya. Yani en azından konuyu sonuna kadar sana da kavratacak örnekler var. Şimdi bak burada bu ifade var. Karşıda 125 var. Nasıl mümkün olabilir? Bizim önce şunu düşünmemiz lazım. Ya bir dakika 20 dediğim sayı aslında 4 ile 5'in çarpımı değil mi? Onun da üstünde x var mı? Var. Aslında bu x kime eşit? He hepsine eşit Ükme ait. Oradaki hem 4'e hem 5'e ait. O zaman ben o ifadeyi yazarken 4 üzeri x çarpı 5 üzeri x bölü 4 üzeri x eşittir kaç yazacağım? 125 yazacağım. 4 üzeri x çırt. 4 üzeri x çırt. Geriye ne kaldı? 5 üzeri x eşittir ne oldu? 125 oldu. Şimdi bir daha düşün. 5'in hangi kuvvetini alırsam 125 yapar? Ya da 125 dediğim ifade aslında kaça eşit? E 5 üzeri 3'e eşit hocam. O zaman x değeri aslında bak kaçmış? Tas tamam Ne yaptık? Konu anlatım kısmını. Ulan yemin ediyorum bak hakkını vere vere bitirdik ha. Bitti mi derdimiz? Bitmedi. Şimdi ne diyorum? Gönder gelsin hocam. Soru avcısı bölümü. Evet güzel arkadaşım geldik. 7 tane bomba gibi sorumuz var. Bu soruları çözeceğiz. Hatta bu sorular içerisinde sana konu anlatımına da bir nevi ne devam ediyor olacağım. Çünkü öyle sorular var ki gerçekten konu anlatım tadında sorular. Şimdi birinci soruya bak. Hocam biz ne çözdük az önce? Şimdi ne çözeceğiz diyorsun değil mi? Ne kadar zorluyorsun? Bu tarz bir ifadeyle karşılaştığında baktığın ilk yer üssü en küçük olana bakıyorsun. Mesela yukarıda kim? 19. Aşağıda kim var? 5 üzeri 17. Bunlar üssü en küçük olanlar. Demek ki üssü büyük olanları 5 üzeri 19'a benzeteceğim. Şimdi benzetmekten kastın ne? Ben 23 sayısını istersem aslında şöyle yazar mıyım? 19 artı 4 şeklinde. O zaman 5 üssü 19 çarpı 5 üssü 4 yazsam. Aslında sen bunun 5 üzeri 23 olduğunu biliyorsun. Niye? Hocam tabanlar birbirinin aynısı. Üstleri topladım cevap 23. Ha, bak buradan geliyormuş. bitti mi işim? Bitmedi. Artı. Hocam 21 denen sayı 19'a benzetilecekse her 19 artı 2 değil midir? O zaman bu ifade 5 üssü 19 çarpı 5'in karesi yazılmaz mı? E gerçekten üstleri topladığında 5 üzeri 21 de geliyor zaten. Eksi 5 üzeri 19. Neden aslında böyle yazdım anladın herhalde işlemleri yapmak için. Bölü dedim indim alta. Aşağıda da en küçük olan kimdi? 5 üzeri 17 idi. Demek ki herkes 17'ye benzetecek. Mesela 21. 17'ye benzetilmek istese nasıl yazılır? 17 artı 4. O zaman 5 üzeri 17 çarpı 5 üzeri 4. O artı 4 aslında çarpım durumunda üstlerin toplanmasından geliyordu. O bitti. Araya artı dedim. 5 üzeri. Bu sefer ne var? Bak, 19 var. 19'u 17 cinsinden yazacak olsan ne yazarsın? 17 artı 2 yazarsın. O zaman 5 üzeri 17 çarpı 5 üssü 2. Bu doldu hocam. Süper. E 5 üzeri 17'ye zaten dokunmadım. Onu aynen bıraktığı. Şimdi artık yukarıda ortak terimlerim var benim. 5 üzeri 19, 5 üzeri 19, 5 üzeri 19. Aşağıda ortak terimlerim var. 5 üzeri 17, 5 üzeri 17, 5 üssü 17 terimleri var. Hemen başladım. Yukarıyı 5 üssü 19 parantezine alırsam. Burada ne kaldı? 5 üssü 4 artı. Yanında ne kaldı? 5'in karesi eksi 1. Bölü dedim indim aşağıya. Burada ne var? 5 üssü 17 var. Yine kalın ifadeler 5 üssü 4 artı 5'in karesi eksi yine 1 var. Varsa sadeleştirme yapalım. Evet var hocam bak cırt sana. Ah silemedim cırt sana. Cırt, sana. cırt, sana. cırt sana. Aa niye yazmıyor bu? Kalem takıldı. <laughs> Kalem yazmıyor. Bir dakika. Şimdi yazacak inşallah. Dur lan yaz. Aa Kalem şu an baga girdi arkadaşlar. Hah, şimdi gitti. Şimdi gitti. Tamam, sadeleştirdim. Hocam, artık geriye sadece ne kaldı bak? 5 üssü 19 bölü 5 üssü 17 kaldı. E bölüm durumunda üsler birbirinden çıkıyordu. 19'dan 17'yi çıkardım ne kaldı? 5'in karesi kaldı. 5'in karesine eşit 25'e. Var mı seçeneklerde var. Doğru cevaplarda B seçeneği. Daha ilk sorudan bombayı patlattık bak. Ama bitmedi. Bitmedi. Bak sana dedim ya konu anlatır gibi soru çözeceğim abi. Gerçekten konu anlatım tadında. Şimdi öyle bir A sayısı var. Tamam. Öyle bir B sayısı var. Eyvallah. A çarpı B işleminin sonucu kaç basamaklı mıdır? Hocam bu sayıları çarptırmayacaksın değil mi bize? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi 5 çarpı A 5 demeyelim. Bir dakika. Örnekle bir başlayayım şuradan. Şuradan bir örnekle başlayayım ben sana. 3 çarpı 2 çarpı 5 kaç basamaklı bir sayıdır? çarparız hocam ne var diyeceksin. Ben de diyeceğim ki bak 3 çarpı 10'dur aslında bu. 3 çarpı 10 30 olduğunu nereden anlıyorsun? Bir basamak buradan geliyor. Evet hocam. Sonuna da bir tane sıfır atacağım diyorum. Kaç basamaklı? 2 basamaklı. Peki söyle. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi kaç basamaklıdır? İzle beni. Dedim ya buralar aslında bir nevi konu anlatımına devam ediyoruz. 3 çarpı hocam tabanlar farklı ama üstler birbirinin aynısı. 2 kere 5 10 tabanı çarparım aynı üste yazarım. Şimdi bunun anlamı nedir aslında? 3 yaz sonuna 2 sıfır at. 3'ü yazdığında bir basamak alırsın. Sonuna 2 sıfır attığında 2 basamak alırsın. Hocam demek ki bu arkadaşın da e, neyi diyorduk biz buna? Basamak sayısı 3 basamaktadır diyeceksin. Mantığı yakalamaya başladın mı? Mesela bak e, ne yazalım mesela? 7 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 2 pardon 5 üzeri 5 yazalım. Yine bakıyorum burada ne yapabilirim? Hocam bak 7'ye aynen yazdım. Çarpı. Şu arkadaşların çarpımı 10. Üstleri aynı olduğu için böyle yazdım. Şimdi uzatmıyorum artık. Bak 7 var. Bir basamak oradan geliyor. Sonuna 5 tane basamak koyarsam bu aslında kaç basamaklı bir sayı olur? 6 basamaklı olur. Şimdi olayı anladığını farz ediyorum. Hatta farz etmiyorum. Anlamadıysan geri dön. Burada ne mı bir daha bak. Bunlar önemli. Gerçekten. Şimdi A sayısını gel baştan yazalım. Hocam bak 3 ile 7'yi çarpıp yazabilirim. 3 kere 7 21. Müthiş. 2 üstü 8 ile 5 üstü 8. Neler dikkatimi çekti? Hocam bunların üstleri birbirine tıpkısının aynısı. Ben o zaman bu üstleri sabit tutarım. Tabanları birbiriyle çarparım. 2 kere 5'ten ne geldi? 10. taban ne, ne var? 8. Ay üstte ne var? 8. Bitti. Şimdi gel. Aynı şekilde B'yi yazalım. B dedim sayı 4 ile 3'ü çarptım ne geldi? 12 geldi. Çarpı buradan 10 üssü. Bak 2 üssü 9 da 5 üssü 9 yok mu? 2 kere 5, 10 yapıyor. E, üssü 9 aynen kalıyor mu? Kalıyor. Şimdi A ile B'yi çarpmak istiyorum. Bak 21 çarpı 10 üzeri 8 çarpı. 12 çarpı 10 üssü 9 çarpım durumundayız. Önce şu sayıları bir kenarda bir yerde çarpıp gelelim istersen. Ne var elimizde? 21 ile 12 var hocam. Çarpıyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 1 kere 1 1. 2 kere 1 2. Topluyorum bunları. 2 4 1 daha 5. 252. Getir bakayım o 252'yi yaz buraya. Yazdım hocam. Çarpı. Hocam bu da çarpım durumunda. Üstler ne yapılır? Üstler toplanır. Üstleri toplamak demek ne demek? 10 üstü. 9 8 daha ne yaptı? 17 yaptı. Şimdi hocam bu kaç basamaklı bir sayı oldu? Onu söyle diyorsun değil mi? Bak 1, 2, 3 basamak buradan geldi mi? Geldi. Artı sonuna kaç tane sıfır atacaksın? 17 tane sıfır atacaksın. Cevap ne olur o zaman? Toplam 20 masamaklı olur. Doğru cevabı seçeneği. Dedim ya bu soru tarzı çok güzel. Hatta bunun bir üst versiyonu daha var. Onu bir alt soruda çözelim istersen. Ama buraya kadar bir emek var hocam. Buram buram terliyorsun hocam. Otel odası demiyorsun. Gerçi yatağı gösteririz. Tişörtü Ana çanta falan hepsi üstünde kalmış. Dedim ya fazla doğal oldu bu da yalnız. Artık bu emeğe de beğenirsem vallahi sevinirim güzel arkadaşım. Hadi gel. 3 numaralı soru. Yapıştıralım buna da. A 700 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 11 çarpı 5 üzeri 10. Bak senin 2 ve 5 çarpanın varsa 2 kere 5'ten 10 elde ediyorsun. 10'un varsa basamak sayısını bulmak çok kolay. Senin onlara ihtiyacın var. Onlara değil onlara ihtiyacım. Kötü espri tamam. Ceyda kasabalı gibi. Ama Ceyda'nınkiler daha kaliteli. Ben tam onun gibi yapamadım. A eşittir. 7 çarpı 7 çarpı 700 ya orası. Aslında onun karesi yazsam ne kabul edersin, değil mi? 7 çarpı 100, 7 çarpı onun karesi bitti. Şimdi 2 üzeri 9'u yazdım? Çarpı 11'i yazdım? 5 üssü 10'u yazdım? Hocam bak burada çarpabileceğim iki tane elemanı buldum ben. Bunları bir önce bir çarpalım diyorsun, değil mi? Çarptım ne geldi? 77. 10 üssü 2'yi de yazdım. Güzel. Ama az önceki gibi ikilerle 5'leri birleştiremiyorum. Niye? Hocam bunların üstleri aynı değil. Üstleri aynı olursa birleşiyor. Aynı yap. 2 üssü 9'u yazdın. 5 üssü 10 yerine 5 üssü 9 çarpı 5 üssü 1 yazsan ben sana yazma der miyim abi? Baksana aynısı değil mi o iki ifade? E şuraya baktığında üstler toplanıyor 5 üssü 10 yani bunun aynısı gelmiyor mu? E geliyor. E yapıştıralım o zaman. Şimdi bak 77 burada. 5 burada. Artık onları çarpıyorum. 5 kere 7 35. Elde var 3. 5 kere 7 35. 3 dahilde 385 çarpı 10 üssü 2. Bunu da yazdım bak. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Şimdi şunları birleştiriyorum. Hocam tabanlar artık çarpılır. Üs aynı olduğu için. 10 üzeri 9. Hala bitmedi işim. Çarpım durumunda üstler ne yapılır? Toplanır tabanlar aynıysa. 10 üssü 11 oldu mu? 9 2 daha 11 oldu. Şimdi basamak sayma vakti. Burada aslında kaç basamak var? 3 basamak var. Buradan da kaç sıfır gelecek? 11 tane sıfır gelecek. Toplamı ne yapacak? 14 basamaklı bir sayı. O nerede? Denizli seçeneğinde. Yapıştırdım denizli seçeneğine. Bir soruyu daha bitirdim. Gelsin dedim diğer de soru. 4 numara. İnternet üzerinden yapılan 5 turluk bir bilgi yarışması 5120 yarışmacıyla başlamış ve her türün her turun sonunda yarışmacıların 3 bölü 4'te 3'ü elenmiştir. 5. turun sonunda kalan yarışmacılar bilgi yarışmasının kazanını ilan edilmiştir. Kaç kişi kazanmıştır? Vaa wow, bir dakika. Şimdi Birinci turda ne kadar eleniyor güzel arkadaşım? 4'te 3'ü. Eğer kesirleri hatırlamıyorsam ben hatırlatayım. 4'te 3'ünün elenmesi demek 4 parçaya böl. 3 parçasını ele demek. Peki bunlar kazananlar mı? 1 bölü 4'ü kalanlar yani kalan kişiler. 5. turun sonunda. Bir dakika biz 1. turun sonunda kaç kişi kaldı onu bulacağız. 5120 kişi vardı. Kalan kişi sayısı burada bu şekilde bulunur. Doğru mudur? Doğru hocam. Peki ikinci tura gittiğimde bu kalanların da ben yine kaçta kaçına hesaplayacağım? 1 bölü 4'üne hesaplayacağım. Bak hala bitmedi işim. 1 bölü 4 geldi. İzle beni. Takip et. Hocam 3. turun sonunda ben yine bunların kaçta kaçını bulmam gerekiyor? 1 bölü 4'ünü bulmam gerekiyor ki çarpma işlemi koyuyorum hala araya. Devam et. 4. turun sonunda bu arada 4. tur yetmiyor galiba bize. Biz 5. turun sonuna geleceğiz. 1 4'ü daha elendi. Bak artık kalan neresi oldu? 4. turun sonunda kalanlar burası. Şimdi ben geldim. 5. turu da yaptığımda kalanları bulmak için çarpı buraya ne yazacağım? 1 4 yazacağım. Artık kalanları bulabilirim. Bu işlemi yapmam lazım. Yalnız bu da hatır sayılır bir işlem. Bunu nasıl yaparsın biliyor musun? Bak şurası 2 üstü 2. 2 üstü 2. 2 üssü 2. 2 üstü 2. Şurası da ne? 2 üstü 2. Şimdi düşün bakalım e, ee, 5120 çarpı 1 bölü. Bak bunlar çarpım durumundaysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Topla onları. 2, 4, 6, 8, 10 yaptı hocam. 2 üssü 10 yaptı mı? Yaptı. Aslında ben 5120 sayısını neye bölmeye çalışıyorum? 2 üssü ona bölmeye çalışıyorum. Hocam bunlar bölünebilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. 5120 sayısı dediğin sayı şurada gözüküyor değil mi? 512 çarpı 10 yazsam itiraz gelir mi senden gelmez. Bir de bilmen gereken bir şey aslında. 2 üssü 2 neydi? 4'tü. 2 üssü 3 neydi? 8'di. 2 üssü 4 neydi? 16'ydı. 2 üssü 5 neydi? 32 idi. 2 üssü 6 neydi? 64'tü. 2 üzeri 7 neydi? 128'di. 2 üssü 8 neydi? 256 idi. 2 üssü 9 neydi? 512 idi. Ha. 52 çarpı 10 diye yazmamın sebebi. 500 yani 512 52 ne ya? 512 çarpı 10 şeklinde bu şekilde yazmamın sebebi 512 sayısı 2 üssü kaça eşitmiş? 9'a. Yanında ne var? 10 çarpanı. Aşağıda ne var? 2 üssü 10 var. Şimdi ne yapacağız hocam? Ya arkadaş bölüm durumunda üstler birbirinden çıkarılmıyor mu? Çıkaracağım ama şöyle çıkar bak. 9 tane yukarıdaydı gitti. Buradan 9 tanesi gidince aslında bak bu da ifadede şöyle değil mi ya? 2 üzeri 9 çarpı 2. Aslında mantığı 2 üzeri 9'ları götürüyorsun. Sadece 2 kalıyor aşağıda. Yukarıda da 10 kaldı hocam. E, onu 2'ye böldüğünde cevap nedir? 5. Demek ki yarışmayı kaç kişi kazanmış? 5 kişi kazanmış. Uf, abi güzel sorular çözdük. Bak ben size ne dedim? Hatta birkaç arkadaş yorumlara özellikle yazmışlar. Hocam çok kolay sorular çözmüyor muyuz? Arkadaş sorular giderek zorlaşacak dedim. Daha dur üstü sayılara ben devam edeceğim. Devam ettikçe zor sorular gelecek ki dereceye geçmedik bile. Haydi bakalım baktık sorumuza. İnsan vücudundaki atom sayısını yaklaşık olarak bulmak için insan kütlesi kilogram ile 10 üzeri 26 sayısı çarpılmalıdır. Şimdi atom sayısını bulmak için insandaki sayısını bulmak için ne yapıyormuşuz? İnsanın kilogram ağırlığıyla 10 üzeri 26 sayısını çarpıyormuşuz. 5,98 çarpı 10 üzeri 23 tane atom 1 mol olarak kabul ediliyor. Buna göre vücudunda yaklaşık 10 üzeri 4 mol atom bulunan bir insan. Kütlesi kaç kilogramdır? Benden nereyi istiyor? Kilogram. Yani burayı istiyor. Şimdi bana atom sayısını vermiş mi bu arkadaş? Bir bakalım şuradaki atom sayısını. Vermiş aslında. Bak 1 mol bu kadar. 5,98 çarpı 10 üzeri 23 çarpı kaç mol atom var? 10 üzeri 4. Bu 1 mol atom yapıyor. E bizde kaç tane varmış? 10 üzeri 4 mol tane varmış. Yani 10 üzeri 4 ile çarptığımda toplam atom sayısını bulurum daha bitmedi ki atom sayısını bulduk. Hocam adamın kilosuna biz x diyelim. Hani bilmiyoruz. Burada ne var bir de? 10 üssü 26 var. Amacımız ne? Önce şuradaki çarpma işlemini yapmak. Bak 5,98 çarpı 10 üssü. Tabanlar aynıysa üstler toplanır hocam. 27 eşittir. X çarpı 10 üssü 26. Sen bir denklem çözerken ne yapıyorsun? X'i yalnız bırakıyorsun. Yani her tarafı 10 üzeri 26'ya bölmez misin? bölerim. E cırt sana bunlar gitti. Bölüm durumunda üsler birbirinden ne yapılır? Çıkarılır. 5,98 çarpı 10 üssü 27'den 26'yı çıkarırsam ne kaldı? 10 üssü 1 kaldı. Ha, yani 10 kaldı kısaca. Karşıda ne var? X var hocam. Peki bu ifadeyle bu ifadeyi çarpmak demek virgülü bir tane buraya at demektir. 59,8 aslında neye eşit? X'e eşit. Vaa wow. olay bitmiştir abi. Nerede seçeneklerde? Duracağım. B seçeneği. Dur hepsini yeşille işaretledik. Ayıp olmasın bunu da yeşille işaretleyelim. Yola devam. Bir tane daha soru var arada. 5 numara. Bir bakalım orada neyin nesiymiş. Hocam 15 üzeri X e eşittir. 2 üzeri X artı 1 olduğuna göre. 125 üzeri X ifadesinin değeri nedir? Şimdi bize bizden bir şeyleri X'li cinsten istiyor. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. 2 üzeri X artı Y yazsaydım. Aslında bu ne anlama gelirdi? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y anlamına gelirdi. Niye? Biz üstüleri toplayabilmemiz için tabanların aynı olması lazım. Şimdi bu ifadeyi öyle hayal et. Yani aslında bu ifade 2 üzeri x çarpı ee, aa bir dakika bu 3 olacak. Bu 2 değil. Pardon. Çok özür diliyorum. Dizgi hatası. Onu düzeltiyorum şimdi. Ona göre çözeceğim şimdi. Ama senin elindeki pdf'de düzgündür. Hiç merak etme. Şöyle yazalım mı? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Burayı anladım. Her şeyi unut. Burayı anladım. Sen bana onu söyle. Anladım hocam diyorsan devam et onlar şimdi tamam. Abi benim suyum nerede? İçim yanında. Allah'ım yanmıyor bu klimalar. Niye bu kadar kötü? Şükür. Haydi bakalım. Devam mı? Tamam bu yakamda da iyice dağılmış ha. İyice dağılmış şöyle yapalım. sen biraz içeri doğru dal. ha sesim geliyor değil mi hala? Gel. Hocam sağ tarafı hallettin. Peki sol taraf ne olacak? 15 ya bu. 15 dediğim sayı 3 çarpı 5 değil mi? Onun da üstünde x var mı? Var. Aslında bunun anlamı ne? 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. 3'ün üstünde x var. 5'in üstünde x var. Güzel yakaladım onu. Hocam sol tarafta da sağ tarafta da aynı ifadeler varsa sadeleşmez mi? Sadeleşir. Demek ki ben bundan sonra 5 üzeri x gördüğüm yere kaç yazacakmışım? 3 yazacakmışım. Burası tamam. Tamam da soru benden onu istemiyor. 125 üzeri x istiyor. 125 üssü x. Şimdi biz şunu biliyoruz. 125 acaba hangi sayıların çarpımı? 5 çarpı 5 çarpı 5 değil mi? Ben onu şöyle yazamaz mıyım? 5 çarpı 5 çarpı 5 üssü x şeklinde yazarım. Bu üs kime aitti? Hem buna hem buna hem buna aitti hocam. E danıtken, yani bunun anlamı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x olmaz mı? Olur hocam. Eyvallah. Olur olmasına da bunların her biri aslında kaça eşit oldu? 3'e. Bu kaça eşit oldu? 3'e. Bu kaça eşit oldu? 3'e. Bunların çarpımı ne yaptı? 27. Sen diyecek ki seçeneklerde yok. Yok var. Sen göremiyorsun arkadaş. Sen göremiyorsun arkadaş. Ben oradaki dizgi hatasını soru hatası olarak kabul ediyorum. Ama elindeki pdf de düzgün. Şimdi doğru cevabı ben gördüm. Bana hatalı deme. Hatalı yok. Hata yok. Görmüyorum ya. 27 yazıyor orada. Tamam arada olur öyle ya. Ya notu da aslında bir nevi burada düzenledim. Ne yalan olsun otel odasında düzenledim. Ha, dizgisini de bir nevi ben yaptım neredeyse hepsini. Hepsini yapmadım da şekilleri falan dizgideceği dizdirdim. Şimdi bir kişi aşağıdaki şekilde sağ altta bulunan A kapısından girerek bir sayı yazıyor. Sadece yukarı veya sol yönde hareket ederek B kapısından çıkma işlemini uyguluyor. A'dan başlıyor sağ sol yukarı sol sol yukarı sol yukarı sol yukarıya deyip çıkıyor sol yönde hareket ederse her bir hareket için bir önceki sayının 16 katı alınıyor. Yani buradan buraya düz gidince bu tarafa doğru 16 kat alıyorsun. Eğer diyor yukarı doğru hareket ederse 1 bölü 4 katı geliyor diyor. Yukarı doğru gitmek demek 1 bölü 4 ile çarpmak demekmiş. Bunları anladık mı? Tamamdır. Yukarıda gösterilen bu yolu izleyerek B kapısına ulaşan bir kişinin bulduğu sayı ilk yazdığı sayının kaç katıdır? Şimdi ben an sayısını aldım ya Burada ne yaptım? Hocam 16 ile çarptım. Burada ne yaptım? 1 bölü 4 ile çarptım. Bak bitmedi işim. Devam ediyorum. Burada ne yaptım? Sola doğru gittim. 16 ile çarptım. Burada ne yaptım? 1 bölü 4 ile çarptım hocam. Harika devam et. Hocam burada ne yaptım? 16 ile çarptım. Burada ne yaptım? Tekrar 1 bölü 4'ünü aldım. Böylelikle neye ulaştım? B sayısına ulaştım. Peki. A sayısı ile B sayısının kaç katıdır şeklinde istiyor. Onu aradığımıza göre varsa sadeleştirmeleri yapalım Burada 4 kaldı. Burada 4 kaldı. Burada 4 kaldı. Kabul müyüz? Şimdi A çarpı e 4 dediğim sayı 2 üssü 2 çarpı 4 dediğim sayı 2 üssü 2 çarpı 4 dediğim sayı 2 üssü 2, 2, 2 eşittir B'ye. Tekrar düzenliyorum. Tekrar A çarpı. Hocam bak tabanlar aynı. Üstleri topla bakalım. 2, 4, 6. A çarpı 2 üzeri 6 neye eşit? B'ye eşit. Hem de ne A'yı verdi ne B'yi verdi. Vermesine gerek yoktu zaten. Ben de dedim ki A'nın 2 üssü 6 katını alırsam B'ye ulaşırsın. O da nerede? D seçeneğinde. Vurdum cevabı D seçeneğine. Ne yaptık? Bir bölüm daha seninle bitirdik. Üstü sayılar 3. adım teste biter efendim. Ey güzel arkadaşım seninle birlikte üstü sayılarda daha doğrusu gerçel sayıların üstü gösteriminde 3. dersimiz bitti. 5. derse kadar gideceğiz. Hiç merak etme inanılmaz ayrıntıyla gidiyoruz. Ama ne eksik ne fazla. Tam Meb'in istediği gibi fakat çok fazla örnek çözmeye çalışıyorum. Adeta bir soru bankası hatta soru bankasından çok daha fazla soru çıkacak. Bütün bu pdf'leri birleştirdiğinde bir kitap değil iki tane kitap olacak. Bir tane konu anlatım bir tane sorularından oluşan soru bankası kitabı. iki tane oluşmuş olacak. Hiç merak etmiyorsun. Adım adım birlikte ilerlemeye gidiyoruz. Videoları ücretsiz gelmeye devam edecek. Kanala düşecek ama PDF'leri istiyorsan katıl butonunda RM Akademi kısmına da bekliyorum. Orada canlı dersler, rehberlik videoları da gelecek en kısa sürede. Aman diyeyim videoyu da beğenmeyi, yorum atmayı unutma güzel arkadaşım. O zaman ne diyoruz? Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Artık saatlerimiz bayağı geç oldu. Ben hemen yatacağım üstümü değiştirip. O zaman bir sonraki videoda artık kendi ofisimizde, kendi yerimizde umarım görüşürüz diyelim. Umarım daha fazla burada kalmadan video çekimlerini bitirir. Hemen eve giderim. Kendine iyi bakıyorsun. Kocaman dur önce bir öpeyim. Kocaman öpüyorum güzel arkadaşım. Doğallığımız bizim her şeyimiz. Anlaştık. Mı? Biz neyse Hoş arkadaş. Hoşça kal, hoşçakal. <laughs>